Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İplerimde gördüğünüz renkleri size bir model çalıştık arkadaşlar. Tığımda. 21 numara tulip arkadaşlar modelimizde şu şekilde İğne oyasında kele olan dediğimiz model arkadaşlar bu şekilde iğneden kıra bir model aslında. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Çok zarif yapımı da bir o kadar kolay görünüşü de çok hoş olan bir model oldu. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Yemenimizin dört kenarını bu şekilde tığ battılarla hazırladıktan sonra yeşil kısmını sonra da bu kele olan kısmını yapıyoruz. Evet arkadaşlar zincir çekip ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığımızın başına doluyoruz. Tığ battığımızın içine girerek 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip yaptığımız bu trabzana kirpik olarak kapattık sık iğne ile. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battığı 2 2 olarak girdim. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Trabzanıma kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Bu şekilde buraya 10 tane trabzan yapıyorum. Daha doğrusu 10. kirpiksiz yapıyoruz arkadaşlar. 9. trabzanım. 4 zincir çektim. Buradaki trabzana kapatıp tam uçuk yaptım. Şimdi 10. trabzan arkadaşlar tığ battıya girip 2, 2 olarak alıyorum. Bu şekilde bir boş trabzan yapıyorum. 8 zincir ve 8. 8 zincirimi çektim döndüm. Bir tane tomurcuk bırakıp ikinci tomurcuğumun içine arkadaşlar bu şekilde girdim ve yuvaya. 1, 2 zincir çekip düz tarafına döndüm bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 i̇ki, 2 iki olarak aldım 2 zincirle beraber 2 tane trabzan yaptım tekrar bir defa dolayıp 2 2 olarak aldım 3 bir defa doluyorum yuvaya girip 2 2 olarak aldım 4 oldu 5 6 ve 7 bu şekilde 7 tane tırabzanımızı yaptık arkadaşlar. 3 tane zincir. 3 zincirimi çektim, bir defa doladım, yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Yine aynı şekilde bu tarafa da arkadaşlar 7 tane trabzan yapacağız. Şimdi buradan 6 tane bu şekilde yapalım. 3. Bir defa doluyorum, 2 2 alıyorum, 4. Bir defa dolayıp 2 2 alıyorum 5 6 6 tane yaptık 7 7 2 zincir çekiyorum arkadaşlar yuvaya sık iğne olarak kapattım 2 zincirimi bu şekilde 7'ye 7, 7 ortada 3 tane zincirden yuvamız var arkadaşlar yeşil kısmının yaprağı bu şekilde şimdi 2 zincir çekiyorum bu döndüğüm trabzanımın içine kapattım bir defa doladım aynı şekilde buraya yine 9 tane yani 10. kirpiksiz trabzan yaparak devam ediyoruz trabzanımı yaptım 4 zincir kapattım bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 ve 4 zincir 4 zincirimi bu şekilde arkadaşlar kirpik olarak kapattım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum trabzanımı. Bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Şimdi arkadaşlar burada 10 tane yapınca yani 10. trabzanı yapınca 8 zincirle geri dönüyoruz. Şimdi bizimki örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar bu şekilde bir tane yapıyorum ve bırakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi devam edecek. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturduk modelimizi alıyoruz Bura modelimizin düz yüzü biz ters tarafına çeviriyoruz arkadaşlar bu şekilde yaptığımız bu üç zincirli yuvanın içine sık iğne ile giriyoruz 6 tane zincir 6 zincirimi çektim aynı bu üç zincirli yeşil yuvanın ortasından sık iğne ile girdim. Bir zincir çekip döndüm. Bu altı zincirli yuvamızın için arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Toplam bu şekilde 8 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 5 6 7 ve 8. 6 zincirli yuvanın içine 8 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane de arkadaşlar yeşil yuvada yapıyoruz bu şekilde. Bu yeşil yuvaya da geçmiş olduk. Şimdi buraya arkadaşlar 14 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. Yine ters tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Zincirlerimizin yuvalarını yaparken ters tarafından bu şekilde pembenin dibinden hemen yeşil yuvaya sık iğne ile çektiğim 14 zincirimi kapattım. 2 zincir çekip döndüm. Şunu artık sağlamlaştı arkadaşlar. Keselim. Buraya. Yapmamıza bile gerek yok ki arkadaşlar ama tülenmesin arkada diye şöyle hafiften de mi değdiriyorum ipimi. 2 zincire döndüm düz yüzüne. Yaptığım bu 14 zincirli yuvanın içine girdim, kapattım. 2 zincir. Yuvada kapatıyorum 2. 2 zincir. Yuvada kapatıyorum 3 4 1 2 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya. 1 2 zincir kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dolduruyoruz. Zincirimiz ikişer zincirle sık iğne yaparak rengarenk bu şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Tülbentlerinizi. 2 4 6 7 olmuş arkadaşlar. 8 9 10 11 Bu şekilde 12 13 2 zincir bu da 14. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de şimdi yeşil yuvaya yapacağız zincirlerimizi zincirimizin üzerine ikişer zincir çekerek doldurduk. Bir tane de yeşil yuvada sık iğne ile girdim. Hiç zincir çekmeden bu şekilde bir zinciri sıkı sıkı çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipim yanda yanık izi görükmesin diye arkadaşlar bu arka tarafından şöyle bir ilmek alıyorum. Kopardığım ipi tutup bu şekilde çekiyorum. Bakın arkadaşlar çok temiz bir şöyle gergin bir şekilde çekince de gayet güzel duruyor arkadaşlar. Hafif yine de çakmağımı değdirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modellerimiz çok tatlı bir model oldu. Sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde ikişer zincirli çektik kele yaptık arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Yapımı da gayet gördüğünüz gibi kolay bir model. Şöyle içinde sık iğne, kenarları ikişer zincirli. Çok tatlı bir modelimiz oldu. Yemenizin istediği çiçek renklerine yapıp başınıza takabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.